Bu saldırı Ermenistan tarafından Azerbaycan'ın saldırganlığı olarak lanse edildi. Dün de Yunan basınında hep böyle bir paralellik. Ben zamanlama açısından da paralellik görüyorum. Açıklama, söylem, şikayet için telefon açtıkları veya bizzat gittikleri başkentler açısından da tamamen bir birlik içinde Yunanistan'da Ermenistan. Mesela Macron'u ziyaret ettiği gün Miçotakis'in ve Türkiye'ye gece gelme gündüz bekleriz gücümüzü görürsün falan diyerek meydan okuduğu gün aynı gün Azerbaycan'a saldıran Paşinyan da Ermenistan Başbakanı da Macron'a telefon açtı ve zulüm görüyoruz. Azerbaycan'ın saldırganlığı var dedi. Bu olayı bir de basın bazında bütünlersek Yunanistan basını da şu anda Ermenistan'ın Daşkesen, Kelbecer, Laçin'e saldırılarıyla başlayan bu çatışmayı Azerbaycan Güney Ermenistan'ı alarak Türkiye ile birleşmeye çalışıyor diye veriyor. Şimdi hem bu zirve hem de mevcut durum içinde bu çatışmayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Çünkü Rusya Ukrayna'da zaten başı belada. Bir de Kafkasları karıştıracak nihayetinde bir adım bu. Bir yandan Türkiye için baktığınız zaman, Türkiye Azerbaycan için baktığınız zaman Türkiye'nin 2,5 savaş teorisi var. Yani Yunanistan, Ermenistan'la aynı anda savaş, 1,5 da terör örgütleri. Sanki bütün bunların bütünlenmeye çalıştığı böyle bir çevrelenme, kuşatılma fotoğrafı gibi görünüyor. Sizin buradaki teşhisiniz nedir? Öncelikle Ermenistan'ın saldırganlığı diyeyim. Bir kere keşke derdimiz bizim sadece Ermenistan'la Yunanistan olsa. Ne güzel olur. Tek tehditler de bu iki ülke olsa. Yani çok rahat rahat huzur içinde her gece yatarız. Çok hiçbir sıkıntı yok. Ama durum böyle değil. Şimdi şuradan bakalım istiyorum Sayın Nur Hanım. Serhan Hocam, Özgür Hocam, siz, ben. Hadi bir oturalım. Uluslararası bir toplantıya gidelim. Orada bize desinler ki, şimdi hep birlikte kafamızı yoralım. Türkiye dış politikası ile ilgili bir gündem hazırlayacaksınız, ne konuşursunuz dediklerinde. Şimdi itirazınız var mı dediklerime? İran meselesi her boyutuyla bizim bir mevzumuzdur. Tabii. Irak bir mevzumuzdur. Suriye bir mevzumuzdur. Göçmen meselesi, Karadeniz, enerji, efendime söyleyeyim NATO, Avrupa Birliği üyeliği, Akdeniz'deki sorunlar, Ege meselesi, şu bu derken bir sürü mevzu sayarsınız. Değil mi? Fakat siz bugün bir Yunanlı politikacının, bunlara bizzat şahit olduğum, aynı masada oturduğum, bazı akademik toplantılarda bir araya geldiğim için söylüyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nde ya da Avrupa'da bir yere gittiği zaman birinci maddesi Ege ise Türkiye üzerinden. Marmara ise Türkiye üzerinden. AB ise Türkiye üzerinden. Her şeyse, NATO ise Türkiye üzerinden konuştuğu bir Yunan siyaseti görürsünüz. Siz bir Ermeni siyasetçi gördüğünüzde zaten onun tek konuştuğu şey soykırım, soykırım, soykırım der her lafın başında ve Türkiye üzerinden gider. Hatta onlar da yapmaz, onların diasporaları yapar. Şimdi bunu bir kenara koyalım. Yani bahsettiğimiz iki ülke tamamen dış politikasının neredeyse %80'lik 90'lık kısmını Türkiye'ye ayırmış. Fakat Türkiye böyle değil. Bu da biraz ülkelerin güç farkından geliyor. Yani Türkiye ile bunlar aynı kefede ülkeler değil. Bunu bir kenara koyalım. İkinci mesele, şimdi yine dikkat çekmek isterim. Bu çok rahat ulaşılabilecek bir bilgi. Amerika'daki PKK ile organik bağ olan bazı think tanklere bakın. Yunanistan ve Ermenistan tarafından veya bunların lobiler tarafından Amerika'da kurdurulmuş olan think tanklerle neredeyse hepsinin yönetim kurullarındaki isimler aynıdır. Hatta bazen artık ben de ucunu kaçırıyorum. Yani bu acaba Ermenilerin desteklediği bir think tank mıydı, Rumların desteklediği bir think tank mıydı? Ucu kaçıyor çünkü yönetim kurulları aynı. Bakıyorsunuz Amerikan Kongresi'nde Ermeni meclisteki destek grubunun üyeleriyle Yunan destek grubunun Panhellenik'le Armenian Friendship Council'ınki birebir aynı. Şimdi o yüzden bu iki tarafın konularında, dış politikasında Türkiye üzerinden yürümesi, zamanlama üzerinde Türkiye'de bir sıkıntı olduğunda ya da Türkiye'ye bir hamle yapmaya kalktığında bir arada hareket etmeleri çok doğal. Yani bu çok böyle sürpriz, enteresan bir durum değil, çok normal. İki Fransa dediniz, onu da hemen söyleyeyim. Bu iki ülkenin de Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra diasporasının en gelişmiş olduğu ülke nüfus olarak Fransa'dır. Hatta Ermenilerin eğer yanılmıyorsam Amerika ile Fransa arasındaki Fransa'nın nüfusuyla Amerika'nın aynı değil. Ona rağmen git gel içinde yoğunluk olarak bir ona geçiyor bir ona geçiyor çoğunluk.
Dolayısıyla Fransa da boş hamilik yapmaya alışkın bir ülke. Dolayısıyla onun da oradaki durumu bu. Ama gelelim, bir katma değeri var mı? Yani bir risk teşkil eder mi? En başta söyledim ya, keşke tek derdimiz bu ikisi olsa diye. İşte biri Avrupa Birliği'ne şikayet eder, öbürü dünyada kamuoyunda gündem oluşturur, öbürü bilmem ne yapar, şuna eder, ama bunu sahada Türkiye'yi rahatsız edecek, sıkıntı yaratacak hiçbir etkisi olmaz. Ancak ve ancak bu tarafın, yani Yunanistan'ın arkasında tuttuğunu düşündüğü Amerika ve Avrupa Birliği, Ermenistan'ın arkasında tuttuğunu düşündüğü Rusya. Şimdi buradaki büyük mesele bu güçleri ve bu ülkeleri Türkiye'ye karşı nasıl kışkırtıp kullanabildikleri meselesi. Mesela şu an Ermenistan Rusya'ya bunu yaptıramıyor Türkiye'ye. Biraz ikili ilişkilerden dolayı. Amerika'da bakmayın Yunanistan'da üsler açıyor vesaire, ama o da bunu tam hayata geçiremiyor. Avrupa Birliği farklı bir etki, çünkü onun bizzat bilfiil üyesi. Yani uzun lafın kısası, özetlemek gerekirse dediklerinize ne diyelim, şeklen katılıyorum, ama bunun bir ağırlığının olup Türkiye'ye bir güvenlik krizi yaratacağını iki ülke bazlı söylüyorum. Evet. Arkadaki faktörleri bir kenara koyuyorum, kesinlikle düşünmüyorum. Burak Hocam, ben de o arkadakileri soracaktım. Yani çünkü bunların bir anda gündeme gelmediğini ve söz konusu iki devletin de tarihten bu yana hep işte Osmanlı, Türkiye, Azerbaycan bunlara karşı kullanılır. Yani bu coğrafyada özellikle paylaşım, bölüşüm için, yani emperyalist güçlerin işte dönemin dünya devlerinin, şurada da bugün de aynı şey geçerli, kullanıldığını biliyoruz. Şimdi Ukrayna'da savaş çıktıktan sonra enerji kaynaklarının iyice öneminin artması, Türkiye'nin Ukrayna Savaşı ile ortaya koyduğu politika, başarı ve öneminin de tabii ki altının çizilmesi, Yunanistan bir anda Doğu Akdeniz'dir, Ege'dir provokasyona başladı. Tabii bu durup dururken olmuyor. Bunun da bir bakmak lazım. Fransa'ya baktığınız zaman Fransa hem Yunanistan, işte Ege'de bir şey olursa biz Yunanistan'ın arkasındayız diyor. Bir yandan da Ermenistan için aynı şeyi söylüyor. Yani bu iki devletin motivasyonları, bu iki devletin cesaretleri Fransa'dan, Amerika Birleşik Devletleri'nden, çeşitli başkentlerden buradan geliyor olabilir mi? Zamanlama da bunun için örtüşüyor olabilir mi? Tabii zaten oradan geliyor. Yani bu Peki. tartışmaya açık bir şey değil, ama tarihten ders alınmamasının güzel bir örneği. Bakın, ben bu örneği çok vermekten hoşlanırım. Kral Hüseyin'in oğullarından biri Sykes-Picot anlaşması gereği harp biter bitmez bize de biraz ihanetleri sonucu, biraz da kibarlıktan söylüyorum, yani bayağı sağlam ihanet sonucu. Sykes-Picot'dan da aldıkları güçle kral oluyor Faysal. Nereye kral oluyor? Suriye Suudi. kralı oluyor. Evet. Suriye'de diyor ki, hatta bir konuşması vardır, biz buralıyız, Suriyeliyiz vesaire diye. 2 gün sonra Fransızlar, İngilizler, tabii Sykes-Picot'da orası başka bir tarafa, Fransızlara verilmiş İngilizler Söz tarafından. verilmiş. Evet. Fransızlar diyor ki, ne kralı oldun sen buraya, çekil git diyorlar. Bu hayır diyor, ben Suriyeliyim, o tabiri ilk defa orada kullanıyor Faysal. Fransızlar bir bombalamaya başlıyor, tamam vazgeçtim Irak kralı oldum diyor. Yan tarafa geçiyor bir sene sonra, Irak'ta kraliyetini devam ettiriyor. Şimdi buna baktığınız zaman böyle Birinci Dünya Harbi'ne geliyorsunuz. Yunanlıları, Anadolu'nun işlerine kadar Büyük Yunanistan'ı kuracaksınız diye o silah tüccarı Zaharov'u kullanarak, aslında o mu onu kullandı, kim kimi kullandı o da tartışılır, ama adamları Orta Anadolu'ya kadar ittiler. Ne oldu? Bir millette karşı karşıya geldiler. Sonra da bu durumlara düştüler. Yani şunu anlatmak istiyorum. Arkanızda üçüncü, dördüncü, beşinci ülkelerle gücünüzün ötesine çıkamazsınız. Bunlara niyetlenemezsiniz. Hele karşınızdaki ülke de, yani kimse bu da elimden gelince objektif olmaya, milliyetçi tavrımı böyle biraz geride bırakıp bilimsel konuşmaya gayret etsem de, hani bahsettiğiniz ülke de Türkiye. Objektif Yani bakmak şey, lazım çocuk diyorsun. oyuncağı değil Türkiye ile oynamak. Neyse, yani uzun lafın kısası buradaki önemli noktalardan bir tanesi, tabii ki arkalarındaki o gücü hissediyorlar. Ama şunu unutmamak lazım. O güçler de Yunanistan'dan, PKK'dan, YPG'den, PYD'den ya da Ermenistan'dan çok kendi menfaatlerine Evet. bakarlar. Yani bunun da en güzel örneğini yine biz Molla Mustafa Barzani'ye 2 kere devlet kurdurmaya kalktılar. İkisinde de adam çap diye ortada kaldı. Birinde İran'ın elinden zor aldılar. Yani gidiyordu orada adamlar. Dolayısıyla bunu şundan anlatmak istiyorum. Türkiye kendini bu süreçte nasıl konuşlandırdı? Bağımsız, güçlü, tek başına, bölgede oyun kurucu olabilen,
aynı zamanda barıştırıcı olabilen ve iki grup arasında, buna iki grup diyorum artık, köprü olabilen bir ülke durumuna koydu. Öbür taraftan Yunanistan nereye koydu? Aman bize karşı, Türkiye bize saldırmasın, evet, böyle bir niyetimiz de yok. Amerikan üsleri lütfen her yerde açabildiğiniz kadar açın. Gelin bizim ülkeyi kullanın. Avrupa Birliği her yerde istediğinizi yapın. İstediğiniz kredi anlaşmalarının altına imza atarız diyen bir duruma soktu. Kendinizi konuşlandırdığınız dış politikadaki durumdan ibarettir size bakış açısı ve imajınız.